Merhaba dostlar. F1 kariyerimizde yeni videomuzda Amerika'dayız. Şampiyonluğumuzu kutluyoruz. İkinci sezonumuzda da yine şampiyon olduk. Amerika'ya şampiyon geliyoruz. Hemen sıralama turlarına girelim. 28 turluk güzel havada bir yarışımız olacak. Amerika sıkıntılı zor yerlerden biri. Bakalım bir sıralama turlarına geçelim. Bir şey fark ettim bu arada, ben hiç araç setup'u almıyordum. Hepsi standart setup'larda oynuyordum. Onlara bakacağız şimdi. Load car setup diyeceğiz şimdi. Buraya ben bazı setup'lar yükledim bütün yarışlar için. Amerika'dayız. Amerika kuru. Bunları da nasıl yaptığımı, kolaylıkla nasıl setup kurduğumu video çekip göstereceğim. Sadece biraz zaman alıyor bütün yarışların böyle setup'ını almak. Ama çok kolay. Mesela bunu, bu setup'ı araca yükledik şu an. Tamam, yarışa geçelim. Güzel. Şimdi ben bu araç ayarlarını, araç kurulumlarını yani yeni öğrendim. Yeni öğrendim dediğim, kolaylıkla yüklemesini yeni öğrendim. Ve hiçbiriyle de daha henüz oynamadım, test etmedim. Bazıları yüksek ihtimalle benim sürüş stilime uymayacaktır. Yani hepsi %100 uyacak diye bir kaide yok. Nasıl yapıldığını bir video çekip göstereceğim. Çok basit bir şekilde kaydedebiliyorsunuz. Ve aynı şekilde oyuna girip onu alabiliyorsunuz. Yarışımıza dönelim. Tek turluk yarışlarda, sıralamalarda gerçi kötüyüz ama İyi zamanlama yaptık yine de Amerika'da. Geçen sene kazanamamıştık. Geçen sene çok kötüydük burada. Motorumuz bizim ne durumda? Gayet iyi. Gayet iyi bütün parçaları. Hava da güzel. Harika.
Welcome once again then to the United States Grand Prix. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting. It's race day yet again and joining me for a chat is Natalie Pinkham. Zaten şampiyonluğumuzu garantiyerek buraya şampiyon geldik. Ama yine de şanımıza yakışır bir yarış geçirmek zorundayız yani. You have to hope that everyone is able to get a clean start. And this is possibly the trickiest part of the entire race. So many drivers in such a small space. And finding your braking point into turn one as well is testament to the driver's skill that there aren't more incidents. Okay, we've already won the... Abi kendini attı vallahi ne. Taciz etme oğlum ya.
Herkesi kervana biz takıyoruz galiba. Tırma. Güzel geçti bize. Thank you.
kazasız belasız güzel bir şekilde gidiyoruz şu an. MFD for a new strategy option. Okay, gap ahead is 2.1 seconds. Understood. Copy that. Değiştirelim lastikleri, sonra softta kalın diyor. Deneyelim. Sanki motor pisti gibi çok gereksiz viraj var abi, formül yarışı bu ya. Buradan gerisi tamamen gereksiz abi.
an bıkkınlık geldi yani. Net bir şekilde formüle yolu değil ya. Berbat yani. Beğenmediğim yollardan biri. Sıçtık. Şimdi daha rahat buldum galiba. Evet. Sıralamayla herhalde bir kaza bela yaşamazsak.
Ya ay şu ağzıma sıçayım. Belki belki yakalarız da. Ricardo doğru ya. Kalpte girdi. Ricardo da pite girmiş. Lastikler. Bugün bu tura kadar gidecek mi? Thank you.
biraz benzin azaltmayı unuttuk ya başlarken. Üçüncü çıkacağız gene ya. Gözlerken arkasında olacağız. Lastikler harbiden bitti yani. Baksana. Girmiyoruz galiba ya. Farkı açtırmadık da kapatamadık da.
Ya saçmalığın da böylesi yani be. Harbiden saçmalığın da böylesi ya. Salak saçma bir pit yolu da yok. Bizi niye bu kadar pit geç piti soktu bunlar onu da anlamadım. Neyse. Saçmalığa bak ya. Frene basıyorum ha. Otomatik pilot yüzünden yapıyor bu kazayı. Geçmemiz lazım ya. Bak bu saçmalıktı. Bunun bana yapacağım neyi ben yaptım? ERS'miz çok çabuk bitiyor abi. Tur içinde. Ha bitti bile bak.
Çok iyi be. Lastikler yarış boyu bize yeterse. Ricardo'yu da yakalarız. Hata yaptık. Yakaladık ya. Ya bu tur ya bir dahaki tur, geçtim zaten bunu. İçeriden. Aldık yarışı. Ricardo ne oldu lan? Patlattık mı Ricardo'yu? Yok.
müzikler var arkada. Çok iyi pozisyondayız şu an. Şurada var. Kaymalar başladı arabada. Oha. Çimenlerden gitseydin. Yapma bunu be. Aslında arabayı spin attıracak kadar gaza basmadım da. Lastikler bayağı aşındığı için.
Temiz galibiyet. Pitten sonra çok iyi yere çıkardık. Güzel. Temiz. 4 mü? 5 mi? 5 başladık galiba. Aynen. İkinciliğe çıktık. Sonra üçüncülüğe düştük. Pitlere kadar üçüncü olduk. Herkes pite girdi. Biz geç pite girip soft lastik aldık. Soft lastik almamız gerçekten bizi pitten sonra bayağı yukarı attı. Güzel, iyi yarıştı. Amerika'daki ilk birinciliğimiz. Mesajları yakın çekim yaptığında da lastiklerin aşınmasını falan o efektleri görebilsek güzel olurdu. Neyse, bir sonraki turda görüşürüz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Let's focus on the driver of the day. Natalie Pinkham. Come on. Who do you pick? I think for driver